Sene 1966, ben Yeniköy'de oturuyordum. O zamanlar daha gazeteciliğe başlamamıştım. Yani çok sevdiğim bir şeydi, fotoğraf çekmek. Ama daha başlamamıştım. Kuyumculuk yapıyordum o yıllarda. Hatta işte rahmetli Ara Güler'e de gidiyordum. İşte şöyle çektim, böyle çektim filan. O zamanlar kendime bir şey yapmıştım. Böyle gözlük camından makro objektif yapmıştım. Onlar böcek gözlerini filan çekiyordum. Bir gün Ara dedi ki bana, evladım dedi bana dedi, doğru düz fotoğraf getir dedi. Böyle çiçek böcek getirme filan. Ondan sonra aradan bir 10 gün filan geçti. Ben işte Yeniköy'de oturuyorduk. Bisikletle gezmeye gitmiştim. Geldim yorgun argın bisiklet kapının önüne. Yemek yiyeceğiz akşam. Balkonda böyle babam falan da böyle var. Vapur düdüğü duydum. Deniz görünüyor, yakındı denize. Dedim ya baba dedim, bir şey oldu galiba aşağıda dedim, yani bir de sesler var dedim falan. Ben bisiklete atladığım gibi doğru aşağıya indim. İskeleye gittim, baktım orada işte denizin ortasında bir sürü insan var falan. Sordum orada motorculara, ne var, ne oldu falan diye. Dedi ya motorla vapur çarpıştı dedi, motor battı dedi, bir sürü adam var, kayboldular falan. İşte ben orada birkaç tane fotoğraf çektim ama daha benim şeyim yok yani, doğru düz ne flaşım var, ne film var, bir şey yok falan. İşte bir tane C modeli dedemden kalma bir Leica vardı. Onunla işte magnezyum flaşla 4 kare çekebildim çünkü ampulüm 4 taneydi. Ertesi günü baktım ya yani kimse şey yapmıyor yani. Arıyorlar ama yani oradaki akıntıyı biliyordum ben. Sürüklenip gidiyor çünkü dipte. Bir abimiz vardı. Dedim ya bu abimiz de şeyde Sualtı Kurtarma Komutanlığı'nda dalgıç öğretmendi, az subaydı. Hüseyin abi dedim böyle, senin dedim makineyi versene bana dedim, biraz fotoğraf çekeceğim falan. Sakın dedi tek başına dalmayasın falan. Yok dedim dalmayacağım. Ben makineyi aldım ondan. Rolleiflex'i içine soktuğumuz o eski şeyde Rolleimarine'ler vardı büyük bu boyda. Onunla işte ben bir de arkadaşım var yanımda. Ama arkadaşım çocuk yani yüzmeyi bile bilmiyor. Dedim bak bu ip dedim buraya yani suyun üstüne geldiği zaman dedim sen dedim 3 kere dedim beni dedim uyar dedim ben orada kalacağım. Sen saatine bak 15 dakika en az dedim kalmam lazım. Ya 15-20 dakika dedim beni bırak orada. Ben aşağıda gezdim, dolaştım, buldum sonunda motoru buldum, batmış motor. Ve enteresandır, hayatımda ilk cesedi de denizin dibinde motorda bir kadın cesedi gördüm, sıkışmış böyle. Onu çektim, işte motoru çektim, bir kayanın, sivri bir kayanın üstünde duruyor böyle. Ondan sonra işte ben yukarı çıkıyorum, ya bir ara baktım sandalın dibini görüyorum falan. Kendimi aşağı koy vereyim dedim. Yok, gitmiyorum. Ondan sonra haberim yok. Yarı baygın çıkmışım yukarı falan. O arada benim işte Yeniköy'den bir arkadaşım motorla geçerken tesadüfen bakmış ki böyle tazyikle işte o maskeden su fışkırıyor falan. Balık falan var galiba. Yanıma geliyor bir bakıyorum adam bu çeviriyor beni benim olduğumu şey yapıyor tanıyor beni. Ondan sonra beni doğru dalgıç okuluna götürmüş. Orada işte bir 7,5 saat şeyde kaldım. Basınç odasında kalmışım. Tabii makineler bilmem ne falan onlar hepsi arkadaşım emniyete almış. Yani kendisi balıkçı ama düzgün çocuk. Ondan sonra ben bu şeyde
basınç odasında işte kalmışım, belli bir saatlerde ilaç almam telkin ediliyormuş. Çünkü böyle yatık bir boru düşün, yanında ufacık böyle tek kişilik bir sedye gibi bir şey var, yatak, orada yatıyorsun. İşte kendime geldikten sonra baktım, böyle bir lomboz deliklerinden bir tanesinde iki tane göz gördüm. Korktum haliyle. Çünkü hatırlamıyorum ne oldu, ne olduğumda, nereye geldim falan. Sağa sola saldırmaya başlayınca şey oldu. Ve oradan işte dediler ki, işte o kırmızı kağıdın üstündeki ilacı dedi, yandaki bir bardak suyla iç dedi filan. Onu içtim. Ondan sonra benim arkadaşım, yani bize mahallenin abisiydi, Hüseyin abi. Dedi, Galip dedi, hiç şey yapma dedi. Ben dedi, Hüseyin tanıyor musun, gördün mü beni filan falan. Tamam Hüseyin abi, gördüm seni filan dedim. Ondan sonra ben işte o ilacı da yuttum. Bir süre sonra yavaş yavaş basıncı düşürdüler filan. Beni dışarı çıkardılar. Dedi ki, ulan dedi, başımı derde sokacaktın, hani dalmayacaktın filan. Ondan sonra ben de makineyi orada teslim ettim kendisine. Filmi aldım, eve geldim. Evden babam sabah beni bekliyormuş. Merak etmişler, çok merak etmişler filan. Ondan sonra eve gidince babam tabii çok sinirlendi. Elbiselerimi kesti. Su altı yani elbiselerini bıçakla kesti. Ondan sonra ben bekledim, onun işe gitmesini bekledim. Ondan sonra hemen banyonun pencerelerine kağıtlar koymuştum. Yani siyah kağıtlar. Onları kapattım. Karanlık oda yaptım. Filmi sardım. Tankta yıkadım. Pırıl pırıl fotoğraflar. Zaten altı kare bir şey çekmişim aşağıda. Altı altıydı onlar. Çektim. Baktım çok güzel. Kuruttum. İşte birer tane kontak kopya aldım. O kadar. Başka agronisyon falan yok. Atladım Aragüler'e gittim. Dedim, abi dedim, böyle böyle ben dedim, şeye bak dedim, fotoğraflara bir bak bakalım dedim, ne diyeceksin falan. Ulan dedi, yine dedi, çiçek böcek mi çektin dedi. Dedim, yok abi bak buna dedim. Ondan sonra anlattım işte, böyle böyle işte o batan motoru. Dedi, ulan daha bulunamadı o falan. Dedim, ben dedim buldum dedim. Hiçbir şey demedi. Kontak kopyayı masanın üstüne bıraktı. Yani döndü, telefonunu çevirdi. Dedi, telefondaki kişiye böyle dedi, aynen hiç unutmam. Ahmet dedi, bak şimdi sana bir çocuk gönderiyorum. Elinde güzel fotoğraflar var dedi. Bir de dedi, sen bak dedi falan. Ondan telefonu kapattı. Şimdi dedi, doğru dedi, Cağaloğlu'na gidiyorsun. Orada dedi, Hürriyet gazetesine git. Dördüncü kata çık dedi. Orada dedi, Ahmet Duran Baran. Haber ajansının dedi, genel müdürdür, seni bekliyor dedi. Ben bir gittim, ben kimseyi tanımıyorum ama işte rahmetli Erdoğan Kral vardı, Rahmi Baba vardı filan. Kapıda beni hemen aldılar, Ahmet Bey'in odasına çıkardı, Ahmet Duran Baran'ın odasına çıkardılar. Orada işte fotoğraflar basıldı. Hayatımda ilk defa çektiğim fotoğrafları 18-24 olarak gördüm. Su altındaki fotoğrafları siyah beyaz. Hemen kalktılar bana, o zamanın parasıyla 600 lira para verdiler. Sene 1966. Ondan sonra işte ben dedim ki, Ahmet Bey dedim, ben dedim gazetecilik yapmak istiyorum dedim. Beni işe alır mısınız? Gel kardeşim dedi, yarın sabahtan başla dedim. Ve ben 1966'da Hürriyet Haber Ajansı'nda bu şartlarda gazeteciliğe başladım.